Arkadaşlar bu dersimizde 1. Süleyman veya bir diğer ismine Kanuni Sultan Süleyman döneminin genel hatları ele alacağız. Ancak bu konuya geçmeden önce 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumuna, özellikle Avrupalı devletlerin nazarında genel durumuna bir bakalım. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti Anadolu ve Balkanlarda Doğurma İmparatorluğu'nu ihya ederek batıya karşı bölge halkını temsil eden bir yapıya sahip. Orta Avrupa, Orta Doğu, Arabistan, Güney Akdeniz'e kadar da yayılmış. Yine bunun yanı sıra din farkı gözetmeden yerel istismarlara karşı köylüsünü hakkıyla koruyan Osmanlı Devleti, Protestan ayaklanmaları döneminde de Almanya'da bazı yazarlar tarafından da övgüyle bahsedilmekte. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti Hint denizlerinde Portekiz'e karşı Gujarat'ı, Endonezya'da Aceh Sultanlığı'nı himaye ediyor. Akdeniz'de aynı zamanda 1538'den sonra, yani Preveze Deniz Zaferi'nden sonra hakim birinci deniz gücü konumuna gelecek. İspanya'nın Cezayir ve Tunus'ta yerleşme girişimlerini önleyecek. Ortaçağ Avrupa'sında papalık ve imparatorluk baskısını kıran genç milli devletler Fransa, İngiltere ve Hollanda'yı himaye etmeye çalışacak. Protestan özellikle bu dönemde Avrupa'da teşvik edecek. Yani her bakımdan Osmanlı Devleti özellikle bu dönemde bir dünya gücü konumuna gelecek. Şimdi genel hatlarıyla bu döneme bir anlamda dünya gücü dememizin, yani bu devre özellikle Osmanlı Devleti bir dünya gücü dememizin temel sebeplerinden biri olan Kanuni Sultan Süleyman devrine bir bakalım. Şimdi biz 1. Süleyman'a Kanuni ünvanı veriyoruz. Peki neden Kanuni ünvanı veriyoruz? Ona hemen bir bakalım. Kanuni aslında 1. Süleyman'ın kendisi için takındığı veya devrinin yazarları tarafından ona verilmiş bir ünvan değil. 1. Süleyman kendi döneminin Avrupalı yazarları tarafından daha çok Muhteşem, Büyük Türk, Grand Türk lakaplarıyla anılıyor. Kanuni ünvanını ilk kez 18. yüzyılda Osmanlı tarihine dair bir eser kaleme alan Dimitri Kantemir tarafından 1. Süleyman'ın kanun yapıcılığına ithafen kullanılmıştır. Özellikle buraya da dikkat edelim. Şimdi 1. Süleyman'ın dönemine bakacak olursak, 1. Süleyman başka erkek kardeşi olmadığı için çok rahat bir şekilde, yani herhangi bir taht kavgasına girişmeden 25 yaşında Osmanlı Devleti'nin başına geçecek. Ancak tahta çıktığı zaman özellikle Osmanlı'nın çeşitli topraklarında çeşitli isyanlarla da uğraşmak zorunda kalmış. Bu isyanlar arasında biz Ahmet Paşa, Canberdi Gazali, Baba Zünnün, Kalenderoğlu gibi isyanları sayabiliriz. Ancak Kanuni Sultan Süleyman bu isyanları kısa sürede bastırmış ve ülke içerisinde özellikle otoritesini kurmayı başarmış. 46 yıllık saltanatı boyunca hem batıda hem doğuda hem de denizlerde düşmanlarına karşı üstünlük kuruyor. Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı, en mükemmel dönemlerini yaşamasında da katkı sağlamıştır 1. Süleyman. Şimdi 1. Süleyman'ın yine genel hatlarıyla tahta çıktığı dönemde özellikle Avrupa'da biz coğrafi keşiflerin yaşandığını, Rönesans ve Reform hareketlerinin özellikle devam ettiğini, Habsburg Krallığı'nın bu dönemde Avrupa'nın en güçlü devletlerden biri olduğunu, İngiltere ve Fransa'da yüzyıl savaşlarının özellikle devam ettiğini bilelim. Özellikle bu dönemde bu siyasi ortam tabii ki Osmanlı Devleti'nin politikalarında ciddi manada etkileyecek. Bunun yanı sıra Portekiz ve İspanya özellikle coğrafi keşiflerden sonra bir hayli güçlenmeye başlamıştı ve Hint Okyanusu'na ulaşmaya çalışıyorlardı ve Osmanlı Devleti zaten bunu engelleme yolunda çeşitli politikalarda üretmeye başlayacak. Şimdi genel hatlarıyla Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirilen fetihlere ve aynı zamanda Avrupa siyasetine, Akdeniz siyasetine genel hatsını. Şimdi Kanuni öncelikli olarak baktığımız zaman biz Batı Rum'da gerçekleştirdiği seferlere, yani Avrupa üzerine özellikle gerçekleştirdiği seferlere bir bakalım. Bu seferlerden ilki zaten tahta çıktıktan bir yıl sonra gerçekleşiyor. Belgrad'ın fethedilmesi. Belgrad bu dönemde Macaristan'ın kontrolü altında ve Belgrad'ın fethedilmesiyle birlikte artık Osmanlı Devleti Avrupa'ya açılan çok önemli bir bölgeyi ele geçirecek ve artık bundan sonra Avrupa'ya düzenlenecek olan fetihlerde Belgrad aslında bir askeri üs olarak kullanılmaya başlanacak. Aslında bakıldığı zaman Balkanların aslında Avrupa'ya açılan bir kapısı olarak da değerlendirilebilir. Belgrad, yani Belgrad'ın ele geçirilmesi aslında Osmanlı Devleti'nin Avrupa fetihlerinde büyük oranda da kolaylaştıracak. Tabii ki Belgrad'ın ele geçirilmesi Macaristan'ın hiç hoşuna gitmiyor. Macaristan bir süre sonra da büyük bir Haçlı ordusu hazırlayacak Osmanlı Devleti'ne karşı ve 1526 tarihinde iki taraf Muhaç Ovası'nda karşı karşıya gelecekler ve bu savaşta Osmanlı Devleti ezici bir üstünlükte Macar ordusunu, Haçlı ordusunu mağlup etmeyi başaracak ve dünya tarihinin en
en kısa sürede gerçekleşen savaşlarından bir tanesi olarak da değerlendirilecek Mohaç Meydan Savaşı. Mohaç Savaşı'nda Osmanlı heyeti gücünü ve ihtişamını öyle bir şekilde gösterecek ki ilerleyen dönemlerde artık Avrupalı devletler bir daha kara savaşlarında Osmanlı devletiyle bir meydan savaşı, bir meydan muharebesi şeklinde karşı karşıya gelmemeye dikkat edecekler. Bakın burası önemli. Mohaç'tan sonra Osmanlı devleti Haçova'ya kadar 1595-96'ya kadar artık bir daha ciddi manada bir meydan savaşı yapmayacaktır. Yani Osmanlı devleti Mohaç'ta aslında bu bütün gücünü, ihtişamını, muazzam aslında askeri sistemini tam manasında ortaya koyacak ve Avrupa devletleri artık bir daha Osmanlı devletinin karşısında uzunca bir süre en azından çıkmaya cesaret de edemeyecekler. 1529 tarihine girindeyse 1529 tarihinde özellikle Osmanlı devletinin biz 1. Viyana kuşatmasının gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi Mohaç'tan sonraki süreçte Macaristan'ın artık Osmanlı hakimiyetine girmesi, Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra Macaristan topraklarının tamamen ise artık Osmanlı kontrolünde yer alması tabii ki Avusturya'yı hiç memnun etmiyor. Zaten Mohaç'tan sonraki süreçte artık Osmanlı'nın bu dönemde Avrupa'daki en önemli düşmanlarından bir tanesi ortaya çıkacak. O da Avusturya. Daha önceki dönemlerde Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile herhangi bir kara bağlantısı zaten olmadığı için Avusturya ile herhangi bir mücadele söz konusu değildi. Ancak bundan sonra Macaristan'ı ele geçirdi artık Osmanlı Devleti ile Avusturya bir anlamda sınır komşusu oldular ve Avusturya tabii ki bu durumu Avusturya'nın hiç de hoşuna gitmedi ve bu dönemden sonra özellikle biz baktığımız zaman yaklaşık olarak 1700 yılların sonlarına kadar Osmanlı ile Avusturya arasındaki mücadeleler devam edecek ve bu mücadelelerin, savaşların temel gerekçesi ise Macaristan hakimiyeti üzerine olacak. Özellikle bu noktaya dikkat edelim. Bir süre sonra Avusturya'nın işte tekrardan Macaristan'ı ele geçirmek için harekete geçmesi, bir sefer düzenlemesi neticesinde Yavuz Kanuni Sultan Süleyman da büyük bir ordu hazırlayacak ve Viyana'ya doğru yola çıkıyor. Ancak bakıldığı zaman 1. Viyana kuşatması sonuçsuz kalacak. Çünkü bu dönemde Osmanlı Devleti gerekli hazırlığı yapmamış ve aynı zamanda kış şartlarından ötürü de 1. Viyana kuşatması çok da uzun tutulmayacak 1529 tarihinde. Ancak Avusturya'nın bu dönemde bir anlamda işte Macaristan'ı tekrardan ele geçirmek istemesi, bunun yanı sıra yine bakıldığı zaman işte Budine işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin biz tekrardan büyük bir sefer hareketine giriştiğini görüyoruz ve Almanya üzerine sefere çıkacak. Gustav Roman Cermen İmparatorluğu Avusturya'nın bu dönemde işbirliği yapması da tabii ki Kanuni Sultan Süleyman'ı bir hayli rahatsız edecek. Ancak iki devlet de hani hem Avusturya hem de Gustav Roman Cermen İmparatorluğu da Osmanlı Devleti'nin karşısına çıkmaya bu dönemde cesaret edemiyor. Bir süre sonra taraflar arasında yani Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533 tarihinde İstanbul Anlaşması imzalanacak. Şimdi bakalım bir İstanbul Anlaşması nedir? Önemli anlaşmalardan bir tanesi ve anlaşmanın aynı zamanda mimarlarından bir tanesi de Pargalı İbrahim Paşa. Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'dır. Bu da yine önemli noktalardan bir tanesi. Bu anlaşmada özellikle Osmanlı Devleti'nin çeşitli toprak kazanımları elde ettiğini görüyoruz ama onun dışında bu anlaşmanın çok önemli bir diğer maddesi de şu. Bundan böyle artık bu anlaşmayla birlikte Avusturya İmparatoru ile Osmanlı Sadrazamı birbirlerine denk sayılacak idi. Bu ne demek? Osmanlı Devleti'nin artık siyasi anlamda Avusturya'dan kat be kat üstün olduğunun bir göstergesi. Yani Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bir anlamda Avusturya'ya sizin asla ve asla imparatorunuz benim dengim olamaz. Benim ancak altında bulunan sadrazama denk olabilir şeklinde bir mesaj vererek aslında üstünlüğünü resmen göstermiş oluyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde özellikle bakıldığı zaman İstanbul Anlaşması'nın bu şekilde yer alan bu maddesine özellikle dikkat edelim. Kanun'un yine son seferlerinden bir tanesi Zigetvar'a gerçekleşecek ve Kanun yine bu sefer esnasında da hayatını kaybedecek. Yine bu dönemin önemli olaylarından bir tanesi de kapitülasyonlar. Kapitülasyon kelime itibariyle bakıldığı zaman bir devletin başka bir devlete tanımış olduğu siyasi, ekonomik ve hukuki ayrıcalıkları ifade ediyor. Bir diğer ismine imtiyazı mahsusa olarak da değerlendirilebilir kapitülasyonlar. Ve yine bakıldığı zaman özellikle kapitülasyonların özellikle hazırlanmasında bu dönemde Fransa ile yapılan kapitülasyonların özellikle hazırlanmasında ön plana çıkan isim Pargalı İbrahim Paşa'dır yine. Pargalı İbrahim Paşa'nın gayretleriyle Fransa ile yapılacak olan kapitülasyon anlaşmasının metni hazırlanıyor. Ancak bu anlaşma Kanuni döneminde tam manasıyla uygulanmayacak. Ancak 2. Selim döneminde devreye girecek. Ancak bakıldığı zaman kapitülasyonları biz genel hatlarıyla değerlendirecek olursak aslında kapitülasyona benzer ticari ayrıcalıkların Orhan Gazi döneminden itibaren biz verilmeye başlandığını özellikle Avrupalı devletler
Venediklere verilmeye başlandığını görüyoruz. İlk olarak Cenevizlere, Venediklere bunlar veriliyor. Yine Fatih dönemlere benzer yine ayrıcalıklar verilmeye devam edilecek. Yavuz Sultan Selim döneminde ise özellikle bakıldığı zaman Fransa'nın Memlük Devleti'ne ödemiş olduğu özellikle çeşitli vergiler veya bu dönemde Memlüklerin Fransa'yla yapmış olduğu ticari anlaşmalar Yavuz döneminde de devam ettirmiş. Ancak bilinen manada kapitülasyonlar tekrar edecek olursak Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanmıştır. Pargalı İbrahim Paşa'nın gayretleriyle. Ancak onun ölümünden sonra bu anlaşma hemen uygulanamamış. Daha sonra 2. Selim döneminde artık biz kapitülasyonun uygulanmaya başlandığını genel hatlarıyla görüyoruz. Peki neden kapitülasyon veriyor Osmanlı Devleti Fransa'ya? Hatta ilerleyen dönemlerde işte bakıldığı zaman 1580 tarihinde İngiltere, 1612 tarihinde Hollanda'da kapitülasyonları verecek. Osmanlı Devleti özellikle temel tüketim mallarına yönelik ihtiyacını karşılamak, yani olası bir kıtlığın önüne geçmek amacıyla Avrupa devletleriyle ticari ilişkilerini sürekli canlı tutmak istiyor. Bunun yanı sıra bakıldığı zaman özellikle Fransa'yı kendi yanına çekerek Avrupa devletleri bir anlamda kendi arasında ittifak kurmasını engellemeye çalışmış. Yani Haçlı Birliği'ni aslında bozmaya çalışıyor. Coğrafya işler yaşandı demiştik zaten bu dönemde. Coğrafi keşifler sonucunda önemini kaybeden Akdeniz ve Doğu ticaret yollarını canlandırmak da yine temel hedeflerden bir tanesi. Genel hatlara bakıldığı zaman bu sebepler özellikle kapitülasyonların verilmesinde bu dönemde çok çok etkili olacak. Ancak ilerleyen zamanlarda kapitülasyonlar tabii ki Osmanlı Devleti'nin zararına olmaya başlayacak. Bilhassa da 1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi, yani bu ne demek? Daha önce sadece padişahın yaşamı süresince geçerli olan kapitülasyonlar 1740 tarihinden itibaren ise sürekli olarak artık devam ettirilmeye başlanacak. Tabii ki bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomisini zaten artık 1700 yıllardan itibaren bozulan ekonomisini daha da kötüye gitmesinde etkili olacak. Yine bakıldığı zaman özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde biz yine Safevilerle, Şah Tahmasp'ın yine hükümdar olduğu Safevilerle bu dönemde mücadele devam ettiğini görüyoruz ve bu mücadeleler sonucunda da taraflar arasında 1555 tarihinde Amasya Anlaşması yapılıyor. Amasya Anlaşması'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de yine taraflar arasında yapılan ilk siyasi anlaşmadır. Bu anlaşmayla birlikte Bağdat, Karabağ, Revan, Nahçıvan gibi topraklar Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Akdeniz'e bakacak olursak yine Kanuni döneminde önemli fetihler tabii ki Akdeniz üzerinden gerçekleşecek. Akdeniz'de özellikle Akdeniz'e kıyısı olan birçok ada, birçok bölge, bilhassa Afrika'nın özellikle kuzey bölgeleri Osmanlı hakimiyetine biz girdiğini görüyoruz bu dönemlerde. Akdeniz'de yapılan ilk önemli fetihlerden bir tanesi Rodos'a gerçekleşiyor. Ve Rodos bu dönemde 1522 tarihinde Osmanlı hakimiyetine girecek önemli adalardan biridir bilindiği üzere Rodos Adası. Yine tabii ki özellikle Rodos Adası'nın bu şekilde Osmanlı hakimiyetine girmesi, bunun yanı sıra bakıldığı zaman Osmanlı Akdeniz'de artık ciddi manada kendini göstermeye başlaması Avrupa devletlerinin hiç de hoşuna gitmiyor ve bir süre sonra Avrupa devletler büyük bir donanma hazırlayacak ve o dönemde büyük bir nam salmış olan yine meşhur komutanlardan, amirallerden bir tanesi olan Andrea Doria bu Haçlı donanmasının başına getirilecek ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'yle bu dönemde yine Haçlı donanması arasında bir savaş yaşanacak 1538 tarihinde. Biz bu savaşa Preveze Savaşı ismini veriyoruz. Tabii ki Preveze Savaşı'ndan bahsetmeden önce tabii ki burada biz muhakkak Barbaros Hayrettin Paşa'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Barbaros Hayrettin Paşa özellikle 1533 tarihinde daha önce işte bakıldığı zaman Cezayir'de korsanlık faaliyetlerini yürütürken Portekiz ve İspanyollara karşı bir süre sonra Osmanlı hizmetine alınmış ve Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman tarafından da kaptan-ı deryalık görevine getirilmiş idi. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı denizciliğinde bir devrim yaşatan isimlerden bir tanesidir. Yani Osmanlı Devleti'nin aslında bakıldığı zaman donanmasının yine büyük bir donanma, güçlü bir donanma haline gelmesinde Barbaros'un çok çok önemli bir yeri vardır. Tekrardan Preveze'ye dönecek olursak Preveze Deniz Savaşı'nda da bir tarafta Haçlı donanması, bir tarafta da Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanması var. Ve Osmanlı Devleti bu dönemde büyük bir zafer kazanacak Preveze'de ve bir anlamda denizlerde ne kadar üstün güçlü olduğunu gösterecek. Aslında bakıldığı zaman Muhaç ne kadar büyük bir zaferse kara savaşı anlamında, kara muharebesi anlamında Preveze Deniz Zaferi de yine Osmanlı Devleti ve hatta Türk tarihindeki en önemli gelişmelerden, en önemli deniz savaşlarından, deniz zaferlerinden bir tanesidir. Hatta günümüzde zaten donanma günü olarak da kutlanmaktadır. 1551 tarihinde Osmanlı Devleti daha sonra
Afrika'nın kuzeyinde bulunan Trablusgarp'ı da ele geçirecek. İlerleyen dönemlerde yine bakıldığı zaman Cerbed Adası'nı almak için bir mücadele ettiğini görüyoruz Osmanlı Devleti'nin ve hatta Cerbed Deniz Savaşı'nı yine bu dönemde yine Osmanlı kazanıyor. Malta Adası kuşatılıyor ancak alınamıyor. Sakız Adası yine bu dönemde ele geçirilmiştir. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman özellikle Osmanlı Devleti zamanında, Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Yine Kanuni Devri'nin önemli olaylarından bir tanesi de Hint Deniz Seferleri olarak değerlendirilebilir. Şimdi bakıldığı zaman özellikle coğrafi keşifler sonucunda Portekizli denizciler Basra Körfezi ve Kızıldeniz gibi önemli su yollarının girişlerini kontrol altına almaya başlamışlardı. Bölgede bulunan Müslümanlar da Osmanlı Devleti'nden yardım istediler. Ve Osmanlı Devleti bu yardım çağrısına cevap vererek ve aynı zamanda Akdeniz ticaret yollarının önemini kaybetmesini de engellemek için bir anlamda. Yani bir anlamda tekrardan baharat yolunun canlanmasını sağlamak, bunun yanı sıra Kızıldeniz'de kontrol ele geçirmek ve Portekizlerin aslında Hindistan'a ulaşmasını bir anlamda engellemek amacıyla Hint Deniz Seferleri düzenledi. 1538 ve 1553 yılları arasında 4 kez gerçekleşiyor. Ancak gelen hatlara bakıldığı zaman Osmanlı Devleti bu seferlerde çok da fazla beklediğini alamıyor. Evet, yani Portekizlere birçok savaşta mağlup ediyoruz ama Hint Deniz Seferleri ile Portekizlerin veya İspanyolların biz Hindistan'a ulaşmasını tam manasıyla engelleyememişiz. Yani bir anlamda yeterli önemin verilmemesi, bunun yanı sıra işte Osmanlı donanmasında okyanuslara, Hint okyanusuna dayanıklı gemilerin olmaması, Hint Deniz Seferlerinde başarısız olunmasının bir diğer sebebi veya gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor. Genel hatlara bakıldığı zaman Kanuni Sultan Süleyman Devri'ni biz bu şekilde özetleyebiliriz.